Arkadaşlar videomuzun bu bölümünde keçi boynuzu pekmezinin faydalarından bahsedelim. En önemli, en büyük faydası boğaz ve solunum yolları ile ilgilidir. Eğer ki sık sık hastalanıyorsanız kış mevsiminde grip, nezle, öksürük, bronşit gibi hastalıklara kapılıyorsanız her gün bir tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi içerseniz hastalıklara karşı, özellikle kış hastalıklarına karşı son derece dirençli olursunuz ve kolay kolay hastalanmazsınız. Solunum yolları ile ilgili en önemli şifa kaynaklarından birisi keçi boynuzudur. Daha sonra kalp hastalıkları ile ilgili, kalp ve damar sağlığı ile ilgili en önemli yardımcı gıdalardan birisi keçi boynuzudur. Damarlardaki tıkanıklıkları açan ve kan dolaşım sistemini hızlandıran ve sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayan yardımcı gıdalardan birisi de keçi boynuzu pekmezidir. Yine bağırsaklardaki zararlı parazitleri temizleyen, sindirim sistemini ve dolaşım sistemini düzenli hale getiren önemli gıdalardan birisi keçi boynuzu pekmezidir. Keçi boynuzu pekmezinin içerisinde yoğun miktarda potasyum ve kalsiyum vardır. Kalsiyum, bir anne sütünün içerisindeki miktarın 4 katı kadar daha keçi boynuzu pekmezinin içerisinde bulunur. Dolayısıyla eğer ki küçük bir çocuğunuz varsa büyüme çağında olan çocuklarınıza her gün bir tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi içirin. Eğer ki yaşlanmışsanız ve böyle artık yavaş yavaş kemikleriniz alarm vermeye başlamışsa kemik erimesi rahatsızlığına karşı da yine yaşlılarımız her gün bir tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi tüketmeli. Sık sık hastalanıyorum. Ben vücudum çok dirençsiz. Yani böyle bağışıklığım zayıf diyorsanız da her gün yine bir tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi tüketirseniz hastalıklara karşı dirençli olursunuz. Keçi boynuzu pekmezinin en önemli özelliklerinden birisi de vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesidir. İşte salgın hastalıklara karşı veya dönemsel hastalıklara karşı en önemli bizim yardımcı doğal gıdamız keçi boynuzu pekmezidir. Arkadaşlar, keçi boynuzu pekmezi bir kahvaltılık malzeme değildir. Böyle işte zeytinin, peynirin, ne bileyim domates, salatalığın yanına böyle tabaklarla konulup kaşık kaşık tüketilecek bir ürün değildir. Bu bir şifadır. Bu alacaksın bir kaşık sabahları. Çocuğuna içireceksin, kendin içeceksin, annene, babana ya da dedene içireceksin. Bir kaşık, bir tatlı kaşığı. Ondan sonra ertesi gün yine aynı şekilde, belki bir gün ara vererek iki gün sonra tekrar aynı şekilde. Böyle tüketilmesi en sağlıklıdır. Aşırı tüketilmesi zarara sebep olabilir. Vücudun dolaşım ve sindirim sisteminin hızlı çalışmasına ve dolayısıyla vücutta bazı sorunların baş dönmesi gibi, mide bulanması gibi sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Onun için azı karardır. Dediğimiz gibi günlük limit bir tatlı kaşığı. Eğer ki siz kansızlık çekiyorsunuz ve bakın en önemli özelliklerinden bir başkası da saymakla bitmez zaten de hadi bunu da söyleyip bitirelim. Kansızlığa karşı, anemiye karşı en değerli ürün keçi boynuzu pekmezidir. Özellikle kansızlık çekenler, demir eksikliği çekenler bundan sabah ve akşam olmak üzere iki tatlı kaşığı tüketebilirler. Normal diğer işte çocuklar, yaşlılar ya da böyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen kişiler günde bir kaşık tüketmeli. Evet, bunlar bizim aklımıza gelen, şu anda aklımıza gelen faydalarıydı. Böyle internetten araştırma yaptığınızda böyle onlarca, yüzlerce faydasının olduğunu görebilirsiniz. Arkadaşlar, bir kaynakta okumuştum. Keçi boynuzu pekmezinin içerisinde 92 tane bioaktif madde varmış. 92 tane. Yani siz bir kaşık keçi boynuzu pekmezi yediğiniz, tükettiğiniz zaman onlarca sizin vücudunuza fayda sağlayacak o maddeleri, faydalı maddeleri vücudunuza alırsınız ve vücutta hemen faaliyete geçer. Kısa sürede etkisini görürsünüz. İşte doğal olarak beslenmeyi ve sağlıklı bir şekilde yaşlanmayı istiyorsanız, salgın hastalıklara karşı, dönemsel hastalıklara karşı korunmayı istiyorsanız keçi boynuzu pekmezini tüketmeniz gerekir.